Merhabalar arkadaşlar. Açıkenar bağıntılarının test ikisindeyim dostlarım. Hemencecik başlıyorum ilk sorumla. Eğer odaklanmam da tamamsa tabii ki odaklanma tamam değil, hemen bir onu ayarlayalım. Gayet güzel. Aşağıda verilenlerden hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir diye sormuş. Şimdi üçgenin kenar uzunluğu olmasının şartı neydi dostum? Herhangi iki kenarın toplamı diğer iki kenardan büyük olacak. Şimdi A şıkkını deneyelim. Mesela şu 4'ü ortaya alalım. 4 dediğim şey diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani 10'dan. Diğer iki kenarın farkından yani 4'ten de büyük olacak. 4, 4'ten büyük mü? Değil. Demek ki bu bir üçgen belirtmez. A şıkkını sildim. Bursa şıkkına geldim. Bursa şıkkında da 2'yi ortaya alalım. Yani herhangi birini ortaya alıyorum. Mesela 5'i ortaya alalım dostlarım. 5 ortadaysa 8 ile 2'nin toplamı 10'dan küçük olacak. 8 ile 2'nin farkı 6'dan da büyük olacak. Yanlış çıktı bakın. 2'yi de ortaya alsaydınız yine yanlış bir sonuç çıkacaktı. Bunu da sildim. C şıkkını deneyelim. 5'i ortaya alalım mesela. 5, diğer iki kenarın toplamı 10'dan küçük, diğer iki kenarın farkı 8'den de büyük olmalıdır ama değil. Bu da yanlış. Denizli'yi deneyelim. 8'i ortaya alalım mesela. 8, diğer iki kenarın toplamı 15, diğer iki kenarın farkı 3'ten de büyüktür. Sağladığı için Denizli'yi işaretledim ve geçtim ikinci şıkka. İkinci soruya. AB eşittir 6, 11'i vermiş. ABC üçgeninde en büyük iç açı A açısıdır. Bakın şu bizim en büyük açımızmış. Demek ki bunun karşısındaki 11 denilen kenar diğer iki kenardan mutlaka büyük olacak. 6'dan zaten büyük de X'ten de büyük olacak. Yani bizim burada söyleyeceğimiz şey X 11'den küçük bir sayı. Peki X için biz başka ne diyorduk dostlarım? Diğer iki kenarın toplamı 17'den de küçük olacak. Tamam. Ve diğer iki kenarın farkı 5'ten de büyük olacaktı X. Bakın ikisini alt alta yazalım. Bir de X küçüktür 11'den bulduk. Şimdi bunların kesişimini alacaksınız dostlar. Kesişim nasıl alınır öğretmenim? Büyük sınırlardan, şu üst sınırlardan küçük olanı alırsınız. Yani 11'i alacaksın X için. Küçük sınırlardan da büyük olanı. Hocam zaten bir tane var. O yüzden sen de direkt 5'i alacaksın. 5 ile 11 aralığında değer alabilirmiş. Kaç tane değer var? Nasıl buluyorduk burayı? Büyükten küçüğü çıkartıyordum 6. Bir de 1 çıkartıyorum. 5 tane değeri varmış dedim dostum. Geldim 3 numaraya. Evet, bir 80 derece görüyorum. Ve diyor ki AB kenarı, bu büyük bir kenarmış. Neyden? AC'den daha büyükmüş. Bu da küçük. O halde şuradaki C açısı şuradaki B açısından daha büyüktür. Büyük kenarın karşısında büyük açı bulunur. O halde C büyüktür B köşesinden. Buna göre diyor ki CBA, CBA dediğimiz yani B açısının bize diyor ki en büyük tam sayı değeri kaçtır? Sen diyeceksin ki lan 80 ya bu. B ile C'nin toplamına kaç derece kalıyor normalde? 100 derece. Şimdi bu keratalar eşit olsaydı 50, 50 olacaktı bunların toplamı. İkisi de eşit olsaydı 50-50 diyecektim. Ama C daha büyük olduğu için C demek ki 50'den de büyük. Yani işte 51 olur, 52 olur, 53 olur, bu şekilde gider. Bu durumda da B dediğim sayı C 51 ise 49 olur, 52 ise 48, 53 ise 47 diye bu da aşağı düşer. Ama bana neyi soruyor? B açısının en büyük değeri. O zaman en fazla 49 olur dedim. Çünkü eşit değiller. 50 olacaktı eşit olsalardı. C daha büyük olduğu için C 50'den büyük, B de 50'den küçük. Geldik 4 numaraya. ABC üçgen. DE diktir. Bakın kayı kuralını görün hemen burada arkadaşlarım. Yükseklik kenarı ikiye bölmüş. Kayı kuralı ne diyordu dostlar? Bir doğru hem yükseklik hem kenar ortay olduysa açıortay da olacak, ikizkenar üçgen de olacak. Şurayı çizdiğinizde burası kesin açıortay ve bu üçgen kesin ikizkenar. Şurada da x geldi. Peki x dediğimiz sayı şu üçgenden konuşursak ikisinin toplamı 14'ten küçük, ikisinin farkı 6'dan büyük olacak. Hadi kaç tane değeri var onu bulalım hemen dostlarım. Büyükten küçüğü çıkarttık, 14'ten 6 çıktı 8.
8'den de 1 çıkartıyordum. 7 tane sayı varmış bu aralıkta dedik. 5 numaraya geldim. BAC'a 66, 54 daha 120 yaptı. 120 ise şuraya da 60 derece kaldı. Demek ki en büyük açımız, kenarımız A. 66'nın karşısındaki. Sonraki en büyük kenarımız C. Sonraki en büyük kenarımız da B. Sorucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üniversite sınav sorusuna benzetilmiş arkadaşlar bunlar. Güzel soru olmuş. Ne yapacağız şimdi? Önce mutlak değerin özelliğini kullanacağız. Şimdi içinin işaretini bulacağız. A'dan B çıkıyor. Şimdi A, B'den büyük bir sayı olduğuna göre A'dan B çıkınca burada pozitif bir değer kalır. B'den C çıkıyor. B, C'den daha küçük bir sayı olduğuna göre küçükten büyük çıkarsa içi negatif olur. Şuraya bakalım. A'dan B çıkıyor. A'dan B çıkarsa büyük bir sayı kalacak arkadaşlarım. Pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı eksi negatif bir sayı. Hatta burayı şöyle yapalım. Mutlak değerin içinde A eksi parantezinde de B artı C yapalım burayı. Daha güzel görelim. Şimdi B artı C dediğim şey, hani üçgen olma kuralından A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olacaktı ya. A B artı C'den daha küçük bir kenarmış dostlar. O halde A küçük, B artı C büyük bir sayıysa küçükten büyük çıkıyor. Bu da demektir ki buranın içi negatif olacak. Peki şimdi mutlak değerin içini bulduk. Ne yapıyorduk bir de mutlak değerde? Üstündeki işaretle solundaki işareti çarpıyorum. Bak artı, burada da hiçbir şey yazmıyorsa artı var demekti. Artıyla artıyı çarptım, artı oldu. Demek ki bu artı A eksi B. Paranteze döndü artık mutlak değer. Üstündeki işaretle solundaki işareti çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı, paranteze döndü B eksi C. Eksi ile artıyı çarpıyorum. Eksi, paranteze döndü A eksi B eksi C. Şimdi gelin bir de şu parantezleri açalım. Soru kendiliğinden çıkıyor zaten sonra. Artı olduğu için aynen açıyorum. A eksi B. Yine artı B eksi C. Eksiyi dağıtarak açıyorum. Eksi A artı B artı C. Peki eksi C ile artı C gider. Eksi B ile artı B gider. A ile de eksi A gider dostlarım. Ne kaldı geriye? Bir tanecik B kaldı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 6. soru. ABCD dörtgen 7 var, 9, 10. Bir tane daha 7 var. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi X bir şu üstteki 1 numaralı üçgenin kenarıdır. Hemen o zaman bu üçgende üçgen olma kuralını yapalım. Diğer iki kenarın toplamı ne yapıyor? 16'dan küçük. Diğer iki kenarın farkı 2'den büyük. Alttaki üçgende de yapalım x'in. Toplamları 17'den küçük. Farkları 3'den büyük olacak. Peki iki tane değer bulduğunda ne yapacaktım? Kesişimlerini alacağım bunların dostlarım. Büyüklerden küçük olanı yani 16'yı. Küçüklerden büyük olanı yani 3'ü alacağız. Peki bu arada kaç farklı değer vardır? 16'dan 3 çıktı, 13. Bir de 1 ben çıkartıyordum. 12 tane değer vardır. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi Goberler. Evet, geçtik test 2'nin 7. sorusuna. X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada da 23'ü ortaya yazalım dostum. 23 ortaya yazıldı. Diğer iki kenarın toplamı 3x artı 2 yaptı. Bundan küçük olacak. 3x artı 2'den. Diğer iki kenarın farkı yani 2x artı 3 eksi x eksi 1. O da eksi x artı 1 diye açılır. Yani x artı 4'ten de büyük olacakmış. Onu da buraya yazdık dostum. Şimdi ne yapalım? Mesela x'e diyelim ki 5 olsa. 5 olsa ne oluyor? 3 kere 5 15. 15 2 daha 17. 23'ten büyük değil. 6 olsa 3 kere 6 18, 2 daha 20, yine büyük değil. 7 olsa 3 kere 7 21, 2 daha 23 yaptı. 7 olunca 23'e eşit oluyor. Demek ki 7'den büyük bir sayı olacak arkadaşlar. X dediğimiz sayı 7'den büyük olacak. 7 olunca tam 23 yapıyor burası. Peki en küçük değerini bulalım. Ne kadar küçük bir değer, daha ne kadar büyük bir değer verebiliriz? Onu da buradan bulalım. 19 versem 19 4 daha 23 küçüktür 23 yapıyor.
Olmadı. 18 verelim. 22 küçüktür. 23 diyoruz. Demek ki en fazla 19'a kadar veririm. 19'dan küçük bir değer verince sağlıyor arkadaşlarım. O halde diyorum ki x 19'dan da küçük bir sayı olacak dedik. Peki bu aralıkta kaç tane değer var? 19'dan 7 çıktı, 12. Bir daha çıkarsa 11 tane değer vardır dedik. Ve geldik 8 numaralı sorumuza. Hadi okuyalım bunu. Bir ABC üçgeninde AB eşittir 7 santim. BC kenarına ait yükseklik uzunluğunun alabileceği değer kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi diyor ki ABC bir üçgen. Şurası A, şurası B, şurası da C. AB kenarı 7. Sen diyor bu BC kenarına bir yükseklik indirirsen diyor, bu yüksekliğin yani H'ın alabileceği değer kaç tanedir diye bir soru soruyor. Şimdi bir kere şunu hemen söyleyelim. Şurada bir dik üçgen var. Hipotenüsü 7. Diyeceksin ki sen hemen lan hipotenüs dik üçgenin en uzun kenarıdır. O halde H dediğim şey kesinlikle ama kesinlikle 7'den küçük olacak. Ve sen bunu yani 7 olamaz en fazla işte 7'den küçük olacak diyelim şu şekle göre. Peki sen bunu işte ne olur? 6 olur onu da yazayım. 5, 4, 3, 2, 1 olur. 3, 6 taneymiş gibi gözüküyor şimdilik arkadaşlarım. Ya 6 ya 7 cevap. Ama bakın burada şunu şaşırmayın. Yükseklik 7 olabilir mi? Tabii ki olur dostum. Sen bu üçgeni şöyle seç bak. ABC üçgenini ABC üçgeni şöyle bir dik üçgen seç. AB kenarı 7'dir ve bu AB dediğim dik kenar aslında BC kenarına inen yüksekliktir. Yani BC kenarına inen yükseklik AB de olabilir dik üçgende. Sana dik üçgen değil dememiş. O yüzden burası 7 de olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerini de alabilir. O halde yükseklik en fazla 7 olur diyeceğim. 7 tane de değeri vardır dedim dostlar. 9 numarayı okuyalım. ABC üçgen. BAC açısı. BAC şuradaki açı büyükmüş ABC'den. Şu büyük. Arkadaşlar video yine durmuş. Nerede durduğunu bilmiyorum. Şu son soruyu bir daha çözeyim ben sizin için. Şimdi büyük buna büyük demiş, buna küçük demişti dostlarım. Biz de dedik ki büyüğün karşısındaki kenar yani x küçüğün karşısındaki kenardan yani 14'ten daha büyüktür. X büyüktür 14. Ve yine biliyoruz ki x diğer iki kenarın toplamından da küçük olacaktı dostum. Yani 21'den de küçük olacak. İşte x'in aralığını 21 ile 14 arasında diye bulduk. Sonra da bu aralıkta kaç tane değer var diye baktık. Ne yapıyorduk onun için de? Büyükten küçüğü çıkart. Yani 21'den 14'ü çıkart. 7. Bir de 1 çıkartıyorum. 6. Cevabımız Bursa'dan geldi. Evet 10. sorumuz arkadaşlarım. Diyor ki burada bir vinç var. Sepetli vinç deniyormuş buna. Tamam. 6, 8 ve 3 metreymiş kolları. Mekanik kollar arasındaki açı 90 dereceden küçük olduğu biliniyormuş. Bak şurası küçükmüş 90'dan. Sen hemen diyeceksin ki lan burası tam 90 olsaydı. Şuradaki dik kenar dediğim uzunluk, hipotenüs uzunluğu olacaktı. Tam 90 olsaydı ve 10 olacaktı burası. 90'dan küçükse burası da küçük olacak 10'dan. 10'dan daha küçüktür. 9 olur, 8 olur. Bize de neyi soruyor? Sepetin yere uzaklığı. Zaten şurası 3 birimdi şuraya kadar. Burayı da biz 10'dan küçük bulduk. En fazla kaç olur? 9 olur. En büyük değeri 9, 3 daha 12 gelir dostum. Evet 11 numaradayız. Bakalım ne diyor? Katlama sorusu. AC eşittir BC. Şurasıyla şurası eşit. Tepesi 40 ise şunlara da 70-70 kaldı. Okuyalım bir soruyu bakalım ne diyor? Şu şekil 2'den devam ederiz olmadı. Şuralara da açılarımızı biz yazalım. 40 dereceydi. Şuraları 70, 70 bulduk. Şurayı 50 bulduk. Bak bu katlandı ya. Katlama sonucu oluşan şeyleri bir yazalım. Burası da 70. Şimdi bu AE katlanınca EA üssü oluyordu.
AD katlanınca buraya eşit oluyordu. Şu kat çizgisi açıortay demiştik. Şunlara açıortay olduklarını söyleyelim. Hatta burasına da 50 diyelim. 50 70 şuraya 60 diyelim. 60 diyelim. O halde buraya da 60 kalıyor. 50 50 100 buraya 80 kalıyor. 70 80 daha 150 buraya 30 kaldı. 70 30 daha 100 buraya da 80 kaldı. Hepsini yazdık şimdi dostlarım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. E şimdi bakalım. AD eşittir DA üssü. AD DA üssüne eşittir. Evet, katlama sonucunda katlanan yerler birbirine eşit. AE eşittir EA üssü. Evet, bunu da gösterdik. CA üssü. CA üssü şu kenar diyor. EA'dan AE'den AE şu kenardan, o da buna eşit olduğu için bu kenardan daha büyüktür diyor. Yani şuraya büyük, buraya da küçük diyeceksiniz diyor. Peki bakalım bu karşısındaki açıya. Bunun karşısında ne var? 60 var. Bunun karşısında da 40 var. Evet, 60 40'tan daha büyük olduğu için kenar olarak da bu daha büyüktür. Bu da doğru. DA üssü. DA üssü şu kenar. BA üssünden, BA üssü şu kenardan daha büyüktür diyor. Peki bunun gördüğü kenar 80 derece, bunun gördüğü de 70 derece. 80 daha büyük olduğu için BA üssü daha büyük olacak. Bakın direkt cevabı bulduk. Bu yanlış cevaptır. Yanlış olan budur arkadaşlar. Pekala dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.